Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yurttan ve dünyadan önemli haberlerle sizlerle beraberiz. Danimarka'da alçak provokasyon. 10 gündür Kur'an-ı Kerim yakıyorlar. Türkiye hedefte. Değerli izleyenler, Danimarka'da ırkçı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus 10 gündür çirkin şekilde onlarca polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu yapıyor. Demokrasi, insan hakları ve din vicdan hürriyetiyle övünen Danimarka'da güvenlik güçlerinin gözetimi altında her gün Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilerek Müslümanlar rencide ediliyor. Irkçı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus 10 gündür Kopenhag'ın farklı semtlerinde Kur'an yakarak Müslümanlara hakaret ediyor. Provokasyonda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ırkçı Paludan, Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim ve İslam dünyasına sahip çıkmasından dolayı rahatsızlığını dile getiriyor. 11 gün önce Müslümanların da çoğunlukla yaşadığı Kopenhag'ın Norepo bölgesinde ırkçı parti üyesi olduğu öğrenilen bir şahıs sokak ortasında Kur'an-ı Kerim yakmaya çalışmıştı. Irkçı Danimarkalı yoldan geçen 3 kişinin tepkisiyle karşılaşmıştı. Tepki gösterenlerden biri ırkçı Danimarkalı'nın elinden kutsal kitabı alırken diğeri de tekme atmıştı. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının engellenmesini içine sindiremeyen Sıkı Yön lideri Rasmus, Kopenhag'da 20 gün boyunca Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu yapacağını duyurmuştu.